Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere yoldayız ve Çanakkale'ye çadır kampı yapmaya gidiyoruz. İlk defa yapacağız. Babamlar ve kuzenlerimle birlikte gidiyoruz şu an. Çok heyecanlıyım çünkü çadırda kalmak nasıl bir his hiç bilmiyorum. Böcekler falan olacak. Böcek falan yok. Sabah kalktığımızda çok sıcak olacaktır çünkü evet. Baktık hava 38. Çadıra gidenlerden bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan sabahları güneş vurunca birkaç gün kalacağız ve gerçekten ve kaldığımız günler içerisinde hava 38 derece. Uykuyu çok seviyoruz. Nasıl sabah uyanacağız falan çok ben zor de olacak. Şu an gördüğünüz üzere kamera benim elimde. Babam çekmiyor. Yani şöyle diyeyim. Eğer bu videoya çok yorum, like gelirse artık kanalın ismi Işıl Güler olacak. Evet, Işıl onu çok istiyordu çoğu gerçekten. Çoğu videoları benim elimden göreceksiniz ve beraber gezeceğiz. Evet ama tabii ki böyle olması için çok fazla beğeni ve yorum gelmesi gerekiyor. Evet. Ve şu an karnımız çok aç. Karnımız aç olduğu için ilk durağımız Surlar'a gidiyoruz. Orada biraz ara ara her yerde çekeceğiz. Böyle denizlere falan gideceğiz. O eğlendiğimiz her yerde böyle oyunlar falan da getirdik. Tabular mabular hepsini sizle birlikte göreceksiniz zaten. O yüzden şimdi Surlar'a gidelim. Sonra zaten Çanakkale'ye gittiğimizde en eğlenceli dakikaları göreceksiniz. Hadi o zaman bakalım yol başlasın. Evet arkadaşlar yemekleri yedik. Çok acıkmıştık. Bu arada size şöyle göstereyim. Ben karışmıyorum. Hatta şu an çay içiyoruz. Yola devam ediyoruz ondan sonra. Evet. Sonra buradan direkt Çanakkale'ye. Evet. Bakalım kamp nasıl olmuş merak ediyorum ben de. Orayı da size ayrıca oraya gitmek için çok heyecanlıyım. Artık ben de. Hadi bay. Evet arkadaşlar şu an neredeyse bir saat yolumuz kaldı. Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Oradaki çadırlar falan nasıl acaba? Nasıl kalacağız mesela? Çadırlar bu arada 3 kişilikmiş. Aa 3 kişilik. Biz Işıl'la yatalım. Yo ben kuzenlerimle tabii ki yatacağım. Ben tek başıma mı kalacağım bir çadırda? Evet. Olur veya bir tane yatak sığdırırız. 4 kişi yatarız. Amcama ayıların yanında yatak. Yalnız başına hiç eğlenceli olmaz bir kere. Bu arada yanına bir tane ayı göndeririz. Şu an gün batıyor. Evet şu an gün batıyor. Hava da kararmak üzere. Artık bugün denize giremeyeceğiz. Yarın gireceğiz. Onu da sizinle birlikte gösteririz. Aynen deniz artık yarın beraber. Belki çadırları da sabah tanıtırız. Evet karanlık olacak. Bilmiyorum artık ilk gece nasıl geçecek. Biraz zor çekebiliriz. Biraz yorgunuz ama belki ilk geceden biraz oyun falan oynar mıyız bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok korkutucu olacak gibi hissediyorum. Yarın sabah size ilk gecemizi anlatırız. Hadi o zaman devam edelim. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yeni uyandık ve gerçekten çadırın içerisi çok sıcak şu an. Arkadaşlar burası 55 derece bile olabilir. Çadırın içi 50 derece falan olabilir çünkü o kadar kötü ki ve her yerimiz sekirdi. Videoda bile kaşınıyorum şu an. Geceleyin yoldan geldik arkadaşlar. Tabii ki de karanlık çekim yapmak istemedik. Sabaha bıraktık. Şimdi, tabii sabahın ardı sıcaktan uyandık. Arkadaşlar şu an normalde gece 3'te falan yattık. İkili yatak arkadaşlar. Sude'nin ikimizin yatağı. Bu da Buse'nin yatağı. Gördüğünüz gibi yatak var. Sıcak basıyor zaten. Valla birlikte yatsak da yalnız yatsak da sıcak. Ölüm evet yani. Ama sıcak her türlü uyutturmuyor. Gece 3'te yattık. Normalde ben yani 2'de 3'te dışarıdaki şezlonglarda uyman gerekiyor en iyisi. Sabah 8'de uyanmak bir mucize. O zaman çıkalım çünkü çok sıcak. Biraz önce çıkalım kahvaltı yapalım. Evet. Hadi çıkalım. Çadırımız pencereler falan da var çadırda. Tamam. Şöyle. Bu bizim çadırımız. Çok güzel. Yanda da tam yanımızdaki çadırda. Ama arkadaşlar sıcaklık tam yanımızdaki çadırda. Babamın çadırı. Ama o sabahın köründe gidip denize yüzmeye gitmiş. Tabii evet. Bunu bize söyleyeceğiz. Evet. Telefonla. Şimdi biz de deniz kenarına doğru gidelim hadi hep beraber. Hadi onu yakalayalım. Ama o kadar sıcak ki dışarısı bile gerçekten daha iyi. Gerçekten çadırdan. Çok sıcak. İklim değişikliği oluyor çadırla dışarısının arasında. Ama çadırın olayı budur. Erken yatıp erken kalktığına sürece hiçbir sorun yok ve gerçekten ama çok güzel. Ama biz ne yapıyoruz? Ama geçe kadar yatarsanız bu mümkün olmuyor. 3'te yatıp 8'de kalktık şu an. Biz burada fena kararız ha bu sıcakta. Aa karşıda bak karşıda. Bak amcam. Nerede? Amcamı gördüm. Aa evet. Yüzmüyor mu? Koltukta oturuyor. Baba. Geldik. Sen denizde değil miydin? Girdim çıktım ben. Duş da aldım. Ne ara girdin çıktın? Çekim mi yapıyorsunuz amcanız? Evet çekim yapıyoruz. Gel bakalım. Ay, uykum var ama hala. Ben sizden çok erken kalktım. Kahvaltı etmek istiyoruz. Evet şu an kahvaltıyı söyledim ben zaten. Hazır olmak üzere kahvaltı. Evet arkadaşlar serpme kahvaltımız geldi şu an. Şu an çok güzel görünüyor. Deniz bir kahvaltı kenarı var. Özellikle kahvaltı yapmak evet. Çok zevkli. Evet deniz hemen şurada. Denizi göstereyim. Şöyle denizimiz var. Zaten arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra hemen cumhurlop denize atlayacağız değil mi evet, Işıl? Evet. Havalar çok iyi gidelim. Ondan sonra da gün içinde neler yapacağız onları tek tek Işıl gösterecek size. Evet. Nene. Denizde bir şey var baksanıza. Ne? Nerede? Yukarı çıkıp yüzüyor lan. Nerede? Nerede be? Oğlum büyük bir balık da olabilir. Marşlar çok büyük bir da. Balık gibi bir şeydi. Hatta böyle siyah zebra desenli gibiydi. Nerede gördün? Ne kadar uzaklıkta? Çok yakın lan hemen şurası. Gerçekten vallahi buraya kadar gelmez. Aynen şurada siyah beyaz balina geldi. Videoya da katılmış oldu artık böyle bir anımız.
Kahvaltımızı ettik ve şimdi denize geldik arkadaşlar. Şimdi denize gireceğiz artık çünkü gerçekten aşırı çok sıcak. Çok sıcak, bir an önce girip de güneşlenirken bile daha çok yandım. O amcam kadar güzel. Arkadaşlar şu an öyle bir yatıyor ki amcamı göstersene. Dur. Ne oldu be? Ben ikinci defa gireceğim denize şu an. O sabah da girdi evet. Hadi kapatıp denize girelim bir an önce, çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Deniz çok güzel bugün, durgun, göstersene biraz ışıl. Evet göstereyim. Bana verin siz denize girerken göstereyim. Çok güzel. Tamam. Bu arada hepimizin bikinileri aynı. Evet bikinilerimiz aynı. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girin. Hadi kızlar. Ben de geleceğim hadi. Gel hadi. Tamam telefonla geliyorum. Işıl. Bu sefer önden. Su geçirmiyor değil mi bu? iPhone. Baba geçirdiğini biliyorum. Bir şey olmaz ya. Bak. Arkadaşlar denizin dibinde deniz kestaneler olduğu için deniz terliğiyle giriyoruz. Evet bakayım deniz terliklerine. Evet mavi mavi deniz terlikleri var. Evet hadi girin bakalım nasıl su gösterelim arkadaşlara. Sımsıcak, sımsıcak olduğunu biliyorum. Sımsıcak, vallahi ben sabahleyin girdim, yemin ediyorum sımsıcaktı. Harikaydı. Hele ki şimdi öğlen oldu ya, daha da sıcaktır. Sıcak mı? Evet babacığım, sıcak. O yüzden kaçtın. Ben giriyorum, ışıl arkamdan gelmiyor, sonra ben boşuna girmiş oluyorum. Hazır ol, hissettiğim zaman girebiliyorum. Siz de gelin ama. Tamam, Buse gelecek mi? Ben şu an güneşleniyorum, çok mutluyum. Hadi Buse gel hadi. Arkadaşlar şöyle kampı uzaktan göstereyim. Burası Çanakkale'nin. Asos neydi? Küçük neydi? Küçük kuyu. Küçük kuyunun olduğu yerlerin işte plajları. Çok süper. Karşı evet. Işıl hiç göstermedin değil mi sen? Neyi? Karşı taraf şurası Ayvalık. Şurada da ne adası vardı? Midilli. Midilli adası var burada da. Tamam. Atla. Hadi atlarken çekiyorum. Atla. Çok güzel. Süper. Şimdi Işıl'ı görelim atlarken. Hadi Işıl. Ay bir şey diyeceğim. Ben az önce bir şey görmüştüm. Ne? Girmiyorum ben. Ben girmiyorum. Ya saçmalamayın yok öyle bir şey. Gerçekten. Işıl hadi atla. Girmiyorum o ya zaman. Kandırıyor seni. Yoksa çıkardı korkudan. Geldim işte. Girdim girdim ben. Çocuk bana su at. At at su at su at su at. Hadi. Hadi sen de gel. Buse ben de gidiyorum suya. Evet arkadaşlar şu an güneşlendik ve gerçekten de çok kötü o yandı. O kadar sıcak olmuş ki. Sırtım yandı. Hatta güneşlenirken ablamla Işıl uyuyakaldı ve ben bir baktım yanımda uyuyorlar. Ben ortada ben yatıyordum. Ben sokum dönüp böyle uyuyakalmışım. Sırtım şu an ablam yanmış böyle çok acıyor. Ablam böyle dümdüz uyuyakalmış. Ondan sonra ki uyandık ve uyandığımız gibi denize atladık. O sırada evet çekemedik tabii ki. Çünkü başımıza alev güneş yaşmış gerçekten. Böyle kafam güzel gibi hissediyormuş. Hatta şuradan bakın ten rengime nasıl kararmışım. Bir günde aldım sadece bunların hepsi. Evet. Işıl da zaten buradan görürsünüz bayağı bir kızarmış, yanmış. Şimdi o zaman dedik şimdi ki Çanakkale'ye gelmişken taş toplayalım dedik. Evet böyle kavanozun içerisinde, kavanozun içerisinde bir şekilde böyle güzel duruyor. Birazcık işte böyle renkli farklı taşlar arayacağız. İnşallah gözüme bulabiliriz tabii. O zaman da gidelim taş toplamaya. Şuradan atacağız. Gel. Neredesin? Tamam. Ay gözüm yanıyor. Denizden çıktık ya. O yüzden elim hala tuzlu. Elimi gözüme. Gel şimdi. Sen önden atla. Sen terlik giymedin değil mi? Aferin. Terlik giymedim ya. Ve şu an gel tut beni. Kayıyor. Bunu görmeniz gerekiyordu. Düşüyordu. Ayağıma batıyorlar. Hadi Işıl sana olur çevireceğim. Sen kendini topla tamam mı? Tamam. Işıl'ı izleyeceksin şimdi. Işıl bana taş seç hadi. Sen bana topla. Nasıl? Bakayım. Takım oldu ama. Oha çok güzel. Evet. Mükemmel. O adam renk balık var. Hep o tonlarda toplasana. Ay. Işıl o rengeç mi var? Nerede? Yapma bak ısıtırım seni. Hadi. Salak para öyle orada duruyor. Girmiyor. Arkadaşlar basına taşlara bakın. Ben toplayacağım. Mükemmel. Oha çok güzel. Bana bir şey göster. Bak şurada bir tane taş var. Çok güzel. Zebra deseni gibi. Bak tam şurada. Hadi bunu kapatalım. Biz kendimiz toplamaya devam edelim. Tamam. Dur bir dakika. Arkadaşlar çok farklı taşlar bulduk. Evet, zebra. Özellikle şu zebra gibi şu siyahlıya ve şu pembeye bayıldım. Bunların ikisini ben buldum. Hayır ben şuna da bayıldım. Onların hepsi ve şu ikisi takım gibiler. Bakın. Evet gerçekten. Düşüyordu. Çok güzeller. Güzel, mermer gibi bir şey. Biz böyle mesela Mudanya falan hatta Antalya'ya Burta'dayken Mudanya'ya gidiyorduk. Ya taşlar, işte geçen Antalya tatile gittiğimizde falan her yerde taş toplayıp bunları bir kavanoz yapıyoruz. İçine koyuyoruz. Pişmeseydi iyiydi. Evet. İşte babam onları kavanoz falan yapıyor hatta. Taş evet Işıl'ın taş koleksiyonu gibi bir şey var. İşte ay, böyle kafam çok güzel özel anılar. Ben de size yapın. Hadi şimdi bunu kapatalım. Birazdan akşam yemeğine gideceğiz. Duş almamız gerek. Son bir kez daha denize girer miyiz bilmiyorum ama evet, hadi devam edelim. Hadi gidelim.
Evet arkadaşlar, babam yemek yapmış şu an ve yemek yiyeceğiz. Böyle çok güzel etler, butlar falan var. Çok güzel mangal yaptık. Evet, mangal yaptık. Bu arada biz az önce yemeği beklerken Sude ile yıldızları izliyorduk. Burada çok güzel yıldızlar var, böyle bir sürü yüzler yıldız var. Ama kamerada pek gözükmüyorlar ve gerçekten yıldız kaydı. Şöyle göstereyim. Şok oldum, gerçekten hiç beklemiyordum. Işıl bir anda dedi bana. Sude'ye gösterdim, orada yıldız mı kayıyor dedim. Benim gösterdiğim yıldız kaymamıştı aslında. Sonra Sude ile bir baktık, şok kaydı diye böyle çok hızlı bir şekilde kaydı. Çok değişikti. Şimdi yemek yiyelim, tekrar sahile gideceğiz. Evet, hadi yemek yiyelim. Gece çekimi mi olacak sahilde? Evet. Peki. Sonra da çadırda falan da uyurken de çekersiniz herhalde. Gösterirsiniz, çadırın içini gösterdiniz mi arkadaşlar? Karanlıktan gösterebilirsek evet, tabii ki de gösteririz. Gösterebiliriz. Küçük yaparsınız canım. Ha, devam ediyor vlog değil mi Işıl? Evet, görüşürüz. Amca horluyorsun. Kalkar mısın, horluyorsun. Tamam. Kalkın, biranın falan içi. Size öyle geliyor. Horluyorsun ya. Hadi. Uydurmayın. Uydurmayın. Arkadaşlar şu an biz deniz kenarında kahve falan içtik. Yıldızları izledik böyle. Saat gecenin 3'ü oldu. Gerçekten şu an çok... Yan çadırlarda herkes uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyoruz. Arkadaşlar bir de çadırlarda sesler o kadar yankılanıyor ki anlatamam. Şu an bir de arkadaşlar bir de biz horluyanlar falan şu an biz üşüdük bile. Sabah yine büyük ihtimalle bağırarak uyanacağız sıcaktan. Evet, gerçekten yandık. Çok kötü. O yüzden artık uyuyalım, çok uykum geldi. Arkadaşlar şu an biz iki çiftle tanıştık, yani şöyle desem. İkisi öğretmen, şu an onlarla falan oyun oynuyorlar, tavla oynuyorlar. Hatta az önce tabu oynadık. Hep evet, beraber 8 kişi tabu oynadık, 4'er 4'er takımlarla. Ben, evet, Işıl ve o diğer öğretmen çiftle biz takım olduk. Ablam, amcam ve diğer çiftle de onlar takım oldular, 4-4. Ve tabii ki yani söyleme gerek yok, biz kazandık. Çok iyi, büyük bir farkla kazandık Işıl'la benim takımım. Evet. Şimdi onlar tavla oynuyorlar ama gerçekten tatile gelmişken birileriyle tanışıp böyle oyunlar oynamak aşırı keyifliydi. Zaten gerçekten tatilin en güzel yanı böyle şeyler. Onların tavla kapışmasını izleyeceğiz. Sonra yine denize gireceğiz. Evet. Böyle tatilimiz devam ediyor. Şimdilik yine bakalım birazdan ne yapacağız. Evet, evet arkadaşlar, şu an Altınoluk'ta Şahindere Kanyonu'ndayız. Ben çıkmıyorum. Ya, evet, Işıl çıkmıyormuş. Evet, buraya geldik ve burada Işıl düşürmemesi için bana verdi. Ben çekeyim diye, biliyorsunuz o çekiyor bu videoyu. Evet. Şu yukarıda ileride yasakmış şu an ama orada şey var, şelale var. Burasının şelalesi var. Ve burada ayaklarımız gördüğünüz gibi bakın suların içerisinde. Hayır, olmak üzere. Çok evet, soğuk var. Kahvaltı edeceğiz. Arkadaşlarımız Mehmet Bey ile Selma Hanım da var. Kamptan arkadaşımız oldular. Şimdi devam edelim. Karnımız çok acıktı çünkü. Işıl'cığım, diyeceğim bir şey var mı arkadaşlarına? Çok soğuk. Çok soğuk. O kadar mı? Evet. Peki o zaman. Sonraki aşamalarda görüşürüz. Nasıl ama? Nasıl? Hani? Evet, devam. Evet, yasak bölgeye çok az kaldı arkadaşlar. Burası yangınlardan dolayı haklı olarak yasak edilen bölge. Yangın risklerinden dolayı. Evet, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor çocuklar? Işıl, zor mu yürüyorsun Işıl? Evet, yasak. Deminden beri yürüyoruz burada. Kaç yüz metredir. Ve şimdi son yeri görelim bakalım nasılmış. Evet, çok az kaldı yine. Yasak bölgeye gelmek üzereyiz. Ay, su o kadar çok berrak ki burada ama. Yani süper bir suyu var derenin. Ben böyle berrak bir akan su ve içinde yürüyebileceğimiz, hani herhalde uzun süredir veya hiç mi görmedim desem. Nasıl nasıl nasıl? Beğendiniz mi? Bir de bizim kızlar sabahleyin buraya kahvaltıya getireyim istedim. İstemiyorlardı. Zorla getirdim buraya onları. Ama iyi ki getirmişsin amca dedi özellikle Buse. Dikkat et, dikkat et. Islanacaksın. Dikkat etsene. Yapma. Uf, manyak ya. Salağa bak. Sude de suç. Sude yaptı. Hep Sude'nin pisliği bu. Sude'nin pisliği. Ne yaptıysa su. Bak, telefonumu bile ıslattı. Hayır. Bak, sen yaptın ya. Bak bak, dur dur. Nerede Sude, dur. Mahvolduk ya. Hep Sude'nin yüzünden ya. Allah'a
Hep Sude'nin yüzünden mahvolduk ya. Üstüm başıma bakar mısın Allah aşkına? Ipıslak oldu ya. Buse sen hiç ıslanmadın değil mi? Islandı ya. Ama başlatan Sude. Sude bu olaylarda hep sen mızıkçılık çıkartıyorsun. Hay. Evet arkadaşlar, Sude'den intikamımı çok pis aldım. Sude maalesef bikinilerle kalmak zorunda kaldı böyle. Şey diyemiyorum Sude, hayırdır? Ben de ıslattım. Şöyle başlayalım. Ama her şeyi bırak, başlatan gerçekten Sude oldu yani bu konuda. Hadi geri dönelim şimdi. Hadi geri dönelim. Arkadaşlar tam deniz kenarına gelmiştim yüzmeye, Işıl'la beraber yüzelim diye. Ama bir baktım ki Işıl ne yapıyor burada, hadi gelin hep beraber bakalım. Ben aşırı şaşırdım. Işıl ne yapıyorsun burada? LGS poster notlarına bakıyordum. Aa, hadi gel denize girelim. Burada tamam. Bile ders çalışıyorsun. Hadi denize. Evet, bugün son günümüz. Kızlar geliyor musunuz bugün? Ben gelmeyeyim oğlum. Hadi denize, hadi denize. Ben gelmeyeyim oğlum. Niye? Aa pardon. Pardon kızlar dedim değil mi? Ya yanlışlıkla oldu, tamam. Evet arkadaşlar, biz 6 gündür buradayız ve gerçekten çok eğlendik. Şelaleleri gezdik, denizlere girdik, oyunlar oynadık, yeni arkadaşlar edindik. En güzel kısmı o gerçekten. Evet, burada çok güzel eğlendik ve çadır kampının en güzel yanı bence birileriyle arkadaş olmakmış. Biz gerçekten arkada da çadırlar var, görürsünüz zaten, evet, çok fazla, burası kalabalık bir yer. Biz çadır olayına. Burası gerçekten mükemmel. Evet, gerçekten ilk başta tereddüt etseniz bile, tereddütünüz olsa bile gelin, bence çadırda kalmak sadece sabahları zor oluyor. Bir yaşam koşulları bence ayrı bir güzel ya. Hani otellere o kadar alışmışız ki bence bu gerçekten güzel geliyor ama insana. Ama bazen böyle zorlukları olabiliyor. Onlarda da yapacak bir şey yok yani. O da tuz olsun. Evet. Ve biz Zeytin Dalı Kampingi gerçekten de çok beğendik. Siz de buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Eylül'de tekrar gelmeyi düşünüyoruz inşallah. Evet inşallah. Bunun gibi videoların devamının gelmesi istiyorsanız, bu tarz vlogları abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuza paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada arkadaşlar, bu videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz üzere, ki başta söylediğiniz gibi. Unutmayın lütfen artık Işıl Güler olsun. Gerçekten Işıl Güler olsun artık gerçekten. Bir sürü yorum ve beğeni atın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yukarıda çıkan Instagram, TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Videomuzda paylaşırsanız yandaki videoları çıkarsanız onları da izleyebilirsiniz. Abone olun. Hoşçakalın. Basarsanız. Söyledik mi? Evet. Tamam o zaman. Hoşçakalın.